Melih Altınok, Siriza'nın seçim zaferiyle Türkiye'de iktidar sirtakisi. Yunanistan'da seçimleri Radikal Sol ittifak Siriza kazandı, parlamentoda 149 vekillik kazandılar. Hükümet kurmak için bir önceki iktidar partisi yeni demokrasiden ayrılan milletvekillerinin kurduğu anelle işbirliği yapacaklar. Siriza'nın genç lideri Alexis Tripsas'ın temel vaadi 3 milyondan fazla insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkeyi AB'nin ağır tasarruf politikalarından kurtarmaktı. Şimdi soru, Yunanistan'ın AB'ye olan 400 milyar euroya yakın borcunu nasıl ödeyeceği ve ihtiyaç duyulan yeni kredi hibelerin akıbetinin ne olacağı? Daha önemlisi, AB'nin birliğin ekonomik programlarını reddeden yeni hükümetle ilişkilerinin nasıl bir formda yürüteceği? Tabii bunlar gerçek sorular ve sorunlar. Tsipras ve AB'den şimdiden kafa yormaya başladılar. Ama Boşuna zahmet ediyorlar. Öyle ya Türkiye'ye baksınlar sürekli devrim başladı bile. Günlerdir ne nümayiş ne nümayiş. Hayır enternasyonalizm falan diyeceğim ama Siriza ile ideolojik benzerlikleri olan bir iki marjinal grup ve bazı HDP'liler dışında kutlamalara başlayanlar arasında sol yok. Evet yine Türk tipi. Türkiye'de Siriza'nın seçim zaferine sevinenler sınıfsal olarak ve söylemleri itibariyle. Tsipras'ın bugün yenildiler dediği Yunanistan elitlerinin ve oligarklarının muadili. Bakın komşudan esmesi beklenen rüzgarı memlekette kimler coşkuyla karşıladı? Yoksul mahallenin sakinleri mi yoksa renkli kas tüyü montlarıyla caddede bir drink almaya çıkanlar mı? Sabahın köründe Toki konutlarından çıkıp Marmara ile ya da metrobüsle iki tellideki işine giden emekçiler mi? Yoksa yoksulların başına sokacağı sosyal konutları bile yalnızca estetik problemi olanak gören A oğulları mı? Başka, Gezi'nin milyon dolarlık çapulcu iş adamları, tüsiyat devrimcileri, Kürt düşmanı Kemalistler de devrimin gündüz düşlerine dalanlar arasında. Zavallılar, Sriza'nın hitap ettiği kesimleri yanına katanların zaten iktidarda olduğunu seçimde yine yeniden hatırlayacaklar ama geç olacak. Dillerini, hayat tarzlarını, kültürlerini küçümsedikleri, devletin sosyal politikalarından ve yardımlarından yararlandıkları için onursuz ilan ettikleri kesimler solun ne olduğunu elbette biliyor. Ama onlar sizin gibi etiketle uğraşmıyor. Onlar Yunanistan'da solun seçim zaferini Çavbella ile kutsayanların, Suriye'deki halk ayaklanmasında devrimcilerin değil, diktatörün yanında saf tutanlar olduğunu biliyorlar. Mısır'da hafta sonu katledilen solcu aktivist Şeyma Sabbah'ın adını ağzınıza bile almadığınızı fark ediyorlar. Batı'daki bir sol parti onuruna yaptığınız sirtaki azıcık ara verip katledilen doğulu bir devrimci için iki çift laf edemeyişinizin hikmetini kavruyorlar. Türkiye'deki iktidarı AB'den uzaklaşıyor diyerek eleştirdiğini söyledi. Birliği ülkesinden kovmayı açıkça vaat eden Siriza'ya aşık olmanızın riyakarlığını anlıyorlar. Dünyanın her yerinde mültecilerle yoksullarla dayanışma içinde olana bizde ise Suriyeli, Kobanili çaresiz insanlara yardım edene şeriatçı yaftası yapıştırana sol dendiğini görüyorlar. Bu yüzden bırakın elin solcu Srizasını seçim zaferiyle Türkiye'de halktan iktidarı alma güçlerini de solun doğal tabanı dezavantajlı kesimlerle aranızdaki mesafeyi kapatmak için uğraşın. Ama zor tabi. Yıllar yıllar öncesinden İdris Küçük Ömer reçetenizi vermiş elinize. Türkiye halkının özgürlük, adalet, eşitlik ve dayanışma ile sorunu yok. Dertleri sizin gibi bu değerler misak-ı milli dışında olunca sol, içeride görünce ise gericilik sayan statükocularla. Melih Altınok, Türkiye